Stentin kalitesi, ömrü var mı? Stent takıldı şu an, sağlığı yerinde ama tekrar gün aşırı reçetesi nedir kontrol anlamında diye çok fazla soru var. Buyurun hocam. Öncelikle bir kalp damarı için konuşuyorsak, bir stentin ömrü diye bir şey yok. Biz bir stenti hastamıza taktıysak, takmış isek, hastanın hayatı boyunca o stentin açık kalmasını hedefleriz. Açık kalmasını bekleriz. Elbette bu her zaman mümkün olmuyor. Özellikle stentlerin ilk üretime girdiği ve ilk kullanılmaya başladığı yıllarda stentlerdeki tıkanma oranları veya tekrar daralma oranları gerçekten yüksekti günümüze kıyasla. Bu %30'ları, %40'ları yer yer damarın özelliğine göre de değişmek üzere buluyordu. Fakat özellikle ilaçlı stentler dediğimiz stent grubunun üretime geçmesi ve kullanılmaya geçmesiyle birlikte bu oranlar %5'lere kadar düştü. Dolayısıyla elbette hastanın özellikleri de burada önemli. Diyabetik olması, sigara içmeye devam edip etmemesi, hastalığının çok yaygın olması gibi faktörler de başrol oynar bu stentin tekrar daralması konusunda. Ama dediğim gibi %5'ler ile %20'ler arasında seyreden bir oranda stentlerin tekrar daralması söz konusudur. Fakat burada stentin elbette ki stent kalitesi burada önemlidir. Bir faktördür. Başka bir faktördür. Sadece tek başına stentin kalitesi elbette stentin açıklığını sağlamaz ama stent kalitesi de bir faktördür. Bunu Hocam izniniz araya tartışamayız. gireyim mi? Evet. Çünkü izleyicilerimiz çok fazla soru sorduğu için. Şimdi diyorsunuz ki sorularınızda stentten bahsedildiği için. Ben aradaki farkı neye göre takılıyor stentlerin? Ömründen bahsediyoruz hocam Evet, ama hocam da cümlesinde geçtiği için hemen izin istedim hocamdan. Çünkü kaliteyi vücudumuz nasıl adaptasyon sağlayacak ve özellikle stentlerin ömrünü konuşuyoruz ama SGK'nın verdiği stent deniliyor. Bir de bu var diye bize sunuluyor. Aradaki farkın vücuda yansıması nedir diye izleyicilerimiz soruyor hocam. Yani farkı var mı diye gerçekten soruyor izleyicilerimiz. şimdi biz temel olarak SGK'nın ödediği, ödemediği stent gibi bir ayrım Evet. yapamayız tabii. Bizim temel kriterlerimiz şudur. Birincisi ilaçlı stent. Şu anda tüm dünyada ilaçlı stent kullanımının ilaçsız stentlere tercih edilmesi gerektiği özellikle vurgulanıyor. Aradaki farkı, Artık ilaçsız evet. stent dediğimiz kavram Avrupa'da, Amerika'da veya diğer gelişmiş ülkelerde ilaçsız stent kullanımı neredeyse yok. Çok özel durumlar hariç ilaçsız stentler kullanımda değil. O kadar Aradaki arada net bir bu kadarca, kere evet. bu üstünlük net bir şekilde gösterilmiş durumda. İlaçlı stent ile ilaçsız stentin farkını kısaca özetlemek gerekirse, ilaçlı stentte damarın şöyle düşünün bir metal tüp şeklinde, tel kafes şeklinde bir yapıyı Evet. siz insanın hastamızın damarına yerleştiriyoruz. Tamam. Bu elbette yabancı cisim. Bir reaksiyona yol açacak. Reaksiyona yol açtığı zaman bir kabarmaya yol açacak o damarın iç yüzeyinde. Ve biz damar yağlanmasından dolayı değil, bu kabarmadan dolayı damarın tekrar tıkanmasıyla karşılaşıyoruz. İlaçlı stent dediğim şey bu damardaki tabir yerindeyse o kabarmayı, Evet. aşırı reaksiyonu bastırmaya yönelik bir ilaç içeriyor yüzeyinde, stentin yüzeyinde. Dolayısıyla esasında da kanser ilacıdır. Yüzeyinde kaplı olan ilaç kanser ilacıdır. Yani oradaki dokunun kontrolsüz bir şekilde büyümesini engellemek O zaman amacıyla. koruyucu özelliği Elbette. harika. Yani bu Evet. 2000'lerden sonra ilk ilaçlı stentler kullanıma girdi ve ondan sonra tabii giderek gelişti. Bu oranlar bu sayede düştü. Yani ilaçsız stentler dediğim gibi şu anda dünyada neredeyse terk edilmiş. Çok özel durumlarda kullanılıyor. Onun dışında tercih edilmiyor, önerilmiyor da hiçbir şekilde. Dolayısıyla ilaçlı stent olması birinci şart. Onu hiç tartışmıyoruz. Hani devletin, SGK'nın ödediği stentler de ilaçlı stentler ve SGK bu anlamda ilaçlı stentlerin ödenmesini karşılamıyor değil, onu söyleyelim.
Sadece belirli ölçülerin üzerindeyse şayet, evet. Belirli ölçülerin damar çapının genişliği belli bir ölçünün üzerindeyse o zaman SGK bunu karşılamıyor.